da tünel açma makinesine sahip 8 ülkeden biri. Lale ismi verilen yerli ve milli tünel açma makinesi son olarak Ergene Çevre Koruma Projesi derin deşarj tünelini açtı. Malum yer titreşimler başladı efendim. Işığı görüyoruz. Evet, TBM artık önündeki engelleri zorlamaya başladı. Evet, Sayın Pakdemirli Varank, orada durmayın, ezer geçer sizi yani. Başımıza iş açmıyorsun. Dünyada bu makineleri üretebilen 8 ülkeden biridir. Rakiplerimizin hepsi de gelişmiş ülkeler. Çapı 3.25 metre olan 12 bin parçalık bu devasa makineyi Türk mühendisleri tasarladı ve Türk firması üretti. Devletimiz sunduğu desteklerle firmanın yanında yer aldı. Eğer biz bu makineye geçmişte sahip olsaydık, Bolu Tüneli belki de birkaç yıl içinde tamamlanmış olacaktı. Yerli ve milli tünel açma makinesi Lale, ülke genelinde önemli projelerde aktif olarak kullanılıyor. Türkiye, dünyada bu makineleri üretebilen 8 ülkeden biri demiştik. A Haber muhabiri Rüya Akkuş, Köstebek olarak da adlandırılan bu makinelerin üretildiği fabrikada sözü Rüya'ya ve konuğuna bırakıyoruz. Can Okanar, aslında ben de ufak tefek biri sayılmam ama gerçekten şöyle bakacak olduğumuzda ilk yerli tünel açma makinemizin kesici bölgesinin ne kadar büyük olduğunu görmek mümkün aslında. Ben hemen üreticisinin yanına, Özgür Bey'in yanına gelmek istiyorum. Özgür Bey, hoş geldiniz yanımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Çok görkemli bir açılış gerçekleşti ve sonunda Lale de artık izleyenlerin önüne, merakların önüne çıktı. Ne düşünüyorsunuz o kadar yıldan sonra, bu başarıyı elde ettikten sonra? Biliyorsunuz Lale ismi ilk kadın valimizin ismi. Biz tünel açma makinalarımıza anaç isimler veriyoruz. Dünyada da böyle. İlk makinamızı ürettiğimizde onun adını Anadolu koymuştuk. Tam kalkışmanın olduğu döneme denk gelmişti. Bu makinamızın adı da Lale. Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet bakanlarımız bizi onurlandırdılar. Mustafa Varank Bakanımız ve Sayın Bekir Pakdemirli. İnanılmaz mutluyuz çünkü yapmış olduğumuz bu çalışmanın yerli ve milli üretimimizin gerçek anlamda bir bu törenle karşılık bulduğuna inanıyoruz. Işığı da görmek tabii ki bizim için inanılmaz mutluluk verici bir olaydı. Bir yandan da isterseniz yürüyelim çünkü şu anda bizim o görmüş olduğumuz kesici bölüm aslında bir yorgun savaşçı. Evet. Bir projeyi bitirdi ve geldi. Evet. Evet. Hangi projeyi bitirdi? Bu proje bizim fabrikamızda aynı zamanda ikinci el makinelerin revizyonu da söz konusu. Bu Zeytinburnu İstanbul'da İSKİ projesini bitiren 4 metre çapında bir makinaydı. Hemen devamında diğer makineye gidersek o makinede 7 metre çapında Devlet Su İşleri'nin Maraş'ta yapmış olduğu sulama tünelinde çalışan bir makinenin parçalarını görmektesiniz. Kaç vagondan oluşuyor? Bir tren gibi düşünelim, evet, isterseniz. Yaklaşık 120-130 metre uzunluğunda bir tren gibi düşünün. Yaklaşık 600 ton, 700 ton ağırlığında, 7 metre çapında bir makina. Yaklaşık Türkiye'ye geldiğindeki bedelinin %20'si gibi bir rakama yeniden hazır hale getirerek ülkemizin de yurt dışına parasının gitmesini de önlüyoruz. Hem yerli malı üretim yaparken hem de aynı zamanda ülkemizde kullanılmış olan diğer makinaları da yenileyerek onları da ülkemize geri kazandırmış oluyoruz. Miktar olarak söyleyecek olursak ne kadarlık bir kardan, faydadan, kazançtan bahsediyoruz? Örneğin 2016-2017 yıllarına gidersek sırasıyla 230 ve 250 milyon dolar ithalat yapılmış bu makinalarla ilgili olarak. Hem metro projelerinde, hızlı tren tüneli projelerinde, sulama tüneli projelerinde ve benzer birçok projede tünel açma makineleri kullanılıyor. Bu anlamda biz yapmış olduğumuz 20 milyon euroluk yatırımla bu açığı kapatmak için iddialıyız. Tamamen yerli Türk mühendislerinin gücüyle hem tasarımını yapabiliyoruz hem yazılımını gerçekleştirebiliyoruz. Zaten Arge merkeziyiz. TÜBİTAK'tan aldığımız destek de aynı Lale'yi yaptığımız gibi. Yine bu anlamda ciddi şekilde ekibimize de güveniyoruz. 12 bin parçadan oluşan
bu makineyi rahatlıkla ülkemizde üretmenin gururunu yaşıyoruz. İnşallah yurt dışında da bir makine verdik. Tunus'ta bir projede tünel açma makinesi çalışıyor. Çalıştı ve başarılı oldu. İnşallah yurt dışında da başarılı olmaya devam edeceğiz. Ben şimdi kameraman arkadaşım Hikmet Aydın'dan da rica edeceğim. Tekrar makinenin orta kısmına doğru ilerleyelim. Çünkü bize nasıl çalıştığınızı anlatmanızı istiyorum ben. Evet. Şöyle bakacak olduğumuzda bizim için anlaşılamayan bir sürü parça görüyoruz ama. Evet. Bulunduğumuz alan ne işe yarıyor? Daha doğrusu neler yapıyor yerin altında? Ve daha ne kadar yerin altına girebiliyor? Kaç metre? Onu da söyleyeyim bize. Evet. Tünel açma makineleri ön tarafında kesici kafa dediğimiz kısımda malzemeleri keserken, kayayı, toprağı, kili keserken bir yandan da içeride screw konveyör adını verdiğimiz vidalı konveyör aracılığıyla o hafriyatı banda aktarıyor. Ve banda aktardıktan sonra da yukarıdan bantlar aracılığıyla dışarıya çıkıyor. Biz buna kazısız teknoloji de diyoruz. Bir yandan bu gördüğünüz şu an içeride yürüdüğümüz alanın içerisinde de dışarıda üretilmiş olan segmentlerin yani betonların bir puzzle gibi kollu robotik erektör adını verdiğimiz kollu robotik aletle döşenmesini görüyoruz. Yani kesici kafa keserken içeride aynı zamanda betonlama da bir puzzle gibi tamamlandığı için projeden çıktığımız anda otomatikman tünel kaplaması da bitmiş oluyor. Tünel kazısı bittiği gibi. Sayın Cumhurbaşkanımız da o gün törende bahsettiler. Bolu Tüneli yaklaşık 17 yılda açıldı. Halbuki bizim makinalarımızı kullanma imkanımız olsaydı makineyi montaj ettikten sonra 3000 metreyi 8 ya da 9 ay gibi bir zaman içerisinde yani makine montajı dahil 1 yıl gibi bir süre içerisinde bu tüneli tamamlayabilmiş olacaktık. İnşallah Allah nasip eder bundan sonraki süreçte bu makinalarda oralarda da görev alacak ve orada da başarılı olacağız diye ümit ediyorum. Bizler de ümit ediyoruz. Şunu da sormakta fayda var sizlere. Şimdi ister istemez baktığımızda hiç insan gücü yok mu diyoruz. Daha doğrusu güçten ziyade aşağıda açma kapama düğmeleri ya da ne bileyim kullanılması gereken bir monitör var mı? Evet, İnsanlar var. İniyor mu aşağı? Evet var. Yaklaşık bir vardiya da 24 kişi çalışıyor makinelerin içerisinde. 3 vardiya gibi düşünürsek 70 çalışanımız oluyor. Bunun içerisinde hem band sistemlerini kontrol eden, hem yazılım sistemlerini kontrol eden, hem bu segmentlerin hareketini sağlayıp içeride onların montaj edilmesini sağlayan ekiplerimiz var. Bunlar vardiyalı olarak bu prosesleri gerçekleştiriyorlar. Şu an fabrikamızda Sayın Bekir Pakdemirli'nin de bize o gün söz verdiği gibi Diyarbakır Silvan'da 11 metre çapında bir tünel açma makinesi üretilecek. Düşünün, hayal edin. 4 katlı bir apartman dairesi 1500 ton ağırlığında 5 megawatt saat kurulu güce sahip ve 100 metre boyunda bir makineden bahsediyorum. İnşallah 10-12 ay gibi bir süre içerisinde de bu makinamızı da tamamlamış olacağız ve ülkemize kazandırmış olacağız. Teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere başarılar diliyoruz. Evet, gerçekten oldukça önemli bir hamle, önemli bir yatırım. Çünkü Türkiye'nin hem elini güçlendirecek yurt dışı sahalarında hem de Türkiye'nin kendi içerisindeki projeleri hem daha uygun fiyatlı hem de zamandan kazarak çözebilmesini, bitirebilmesini sağlayacak. Bizler hem üretici firmaya başarılar diliyoruz. Sözde tekrardan size bırakıyoruz.